Merhaba arkadaşlar. Biliyor musunuz benim tırnağıma ne oldu? Ne oldu aşkım? He evet. İlla ki onu göstermek istedi Rüya. Ayakkabı vurdu galiba ayağını. Hayır, ayakkabı vurmadı. Gel yakından göstersen bayağı iyi. Görüyorlar. Bakın tırnağım arkadaşlar çıktı. Bu tırnağım benim çıktı. Bakın oynuyor. Evet. Ama anneciğim hiç ona dokunma. O geçecek kendi kendine. Alttan dikkat et. Tırnak çıka çıka o da kopacak. Kopacak evet kendiliğinde. Ama vallahi çok acı arkadaşlar. Yedim evet. Oluyorum. Arada sırada halıya sürtüyor ya. Şimdi arkadaşlar biz Rüya'nın odasına gidiyoruz çünkü Rüya bir oyun kurdu, bir şey kurmuş kendine. Bak ayağımı çarptım. Aha. Bir dakika ne kurmuştun sen gelmeden önce bir dakika söyle. Kendi kendine mutfak kurmuş arkadaşlar, hem de neyin üstünde? Ütü masasının üstünde bir mutfak kurmuş. Tamam da ütü masasının üstüne de malzeme koydun evet. Rüya gördüm. Dedi ki bunu çekelim burada anne dedi. Yalnız burası o kadar dağınık ki şu anda. Yani arkadaşlar bir şey söyleyemiyorum. Ya ayağımı sanki bir şey dokunuyor. Ne oluyor? Halıya sürtüyordur tırnağın anneciğim. O olabilir. Bir şey dokunuyor. Arkadaşlar şimdi bunu görünce şaşıracaksınız. Çünkü Rüya buraya kendine bir mutfak yaptı. Hayatımda ilk defa ütü masasının üstünde. Bizi buradan göstersene. Kamerada tam görüyorum. Hayır böyle göstersene. Göstereyim öyle şeylerini falan. Bunun içinde de var bak. Tamam öyle bize göster. Ben tutayım sen daha rahat. Ver mi? İyi tamam. İlk önce böyle göster ama sonra bana göster. Tamam. Ben kamerayı... Arkadaşlar. İlk önce dolabımın içini göstereyim. Bakın aslında bu şey yoktu burada. Ama ben koydum. Niye? Bakın burada yumurtalar var. Burada eşyalar var. Bu arada sakın Coca-Cola içmeyin. Coca-Cola öylesine koydular. Sağlıklı değil ama. Burada da benim bir tane tavuk düğüm var. Bana versene. Burada da şeyim var. Burada bak, da kepçak mayonezim. Sen de seni de görelim biz. Arkadaşlar. Ha sen fırının üstüne hani pembe bir mutfağı vardı ya arkadaşlar. Onu koymuş Rüya. Bakın. Sebzelik. Burada da sebzelik işi. Burada çikolatalar var. Mıknatıslı. Evet. Ama... Onlarla ilgili bir şeyin yerini değiştirmedin ama değil mi? Yok. Onlar normal. Burada pastalar. Fırının üstü. Bir tane etler. Hamburger köftesi. Evet hamburger. Evet. Ve iki tane de ekmeğimiz var. O da hamburger ekmeği arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada daha bitmedi. Şimdi tavuk dediniz. Tavuğun yanında ne güzel. Ben biliyorum. Makarna balık. Gider. Balık mı? Balık hayır. Tavukla balık. Yan yana mı? Buzlukta koyabilirsin, saklayabilirsin anneciğim. Ona bir şey değil ki. Tavuk nerede? Balık nerede diye soracaksınız. Nerede? Ver kamerayı. Sen bize göster ben şey yapıyorum sana. Ay inanmıyorum Rüya. Orası başka bir yeri ama dolabın anne. Balığın şeyi. Tamam olsun. Şimdi ben merak ettiğim tamam, arkadaşlar. Tamam. Rüya burada ne yapmış biliyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar. Ütü masasının üstüne mutfak tezgahı gibi bir şey yapmış. Aslında arkada bir tane mutfak var görüyorsunuz. Ayağımı yere değdiremiyorum ütünün. Neden? Tezimden. Bir şey olmaz anneciğim merak etme sen. Güven bana. Uyarken var ya ne yapıyorum söyleme. Mesela şimdi atıyorum ki gece oldu. Gece ayağım dışarıda bu ayaklarım örtüldü. Bu çıplak. Tırnağı oradan kalkmasın diye arkadaşlar bir şeyler ya, yapıyor. Ya ütü zaten örtüyü yayınca acıyor. Bir ya. Şey olmaz anneciğim. Yedim bak. Acıyor. Annene güven anlıyorum ben seni ama sen gece bana güven canını acıtmaz. Acıdı. Tamam. Şimdi ütü masası burada ne iş yani ne işe yarıyor? Bakın, görevi ne anneciğim? Burada şeyler var çatallar görün. Görelim. Burada çatallar kaşıklar var. Burada da tabaklar var. Burada kesme tahtası ve. O neydi? Adını söyle. Söyleyeyim ben mikser. Mikser. Burada da işte tabaklar, çaydanlık şeyler. Burada tavalar, mavalar, tencereler. Bir dakika, burası mutfak tezgahı mı yoksa mutfak masası mı? Az önce de onu sordum. Ayağa kalkabilir miyim tırnak yüzünden? Kalk hadi. Arkadaşlar şimdi burada dolap var ya altında da fırın var. Tamam fırını anladık. Fırın bozuk. Hayır bozuk değildi aslında. Orası mekanizması yapalım. Kırıldı mı? Bir şey oldu ona arkadaşlar. Peki. Arkadaşlar bu arada bir gün benim doğum günüm. Doğum günün geçti Rüya. Genelde arkadaşlar 7 yaşın hani arkadaşlar 7 yaşın 7 yaş doğum günümü kutladık biz çoktan ama siz öyle 7 diyorsunuz benim yaşıma ama 7 değil. 7 zaten çoktan geçti. 8 yaşına geldim. Hayır tam 7 yaşındasın. Hayır 7 geçti anne. 1 ay sürdü geçti. Hayır şu anda tam böyle 7 yaşını doldurdun. Artık ne diyeceksin biliyor musun? 8. Mesela Rüya kaç yaşında dediğinde tam 7 yaşındayım diyebilirsin. Anladın ay, mı? Ayı da 7 çoktan geçti. 8 geçmedi. Geçme. Geçer İler mi? Herkes öyle diyor.
oluyor. Hayır, bütün bir senenin geçmesi lazım senin 8 diyebilmen için, doldurman için. Siz ona bakmayın arkadaşlar. Yine peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi şurada bir tane daha ocak görüyorum. Bu ne işe yarıyor? Rica etsem onu da bize açıklarsan çok sevinirim. Sinirlendim falan, gıcık oldum bu. Şu ne işe yarıyor? Küçük bir ocak var. Arkadaşlar bu da işte hani bu fırın dedik ya. Ha. Fırın yani ocak mı diyorsun? Aha ocak. Hayır, ocağın üstüne dolap koymuşsun Rüya. O yüzden mi onu kullanıyorsun? Onu soruyorum. Hayır bakın, bu dolap yerinde fırın var. Peki fırında ancak pasta falan, evet, kek kızartırsın. Kek yaparsın, börek falan yaparsın. Peki yemekleri nasıl pişireceğiz? Evet. Fırında mı pişireceğiz? Tamam, doğru, tamam, tahmin ettiğim gibi. Peki burada o ne? Kızımın biberonları, biberonu var. Burada da kızımın ilaçları var. İlaç mı? Yani bebe şeyleri var. Özel eşyalarımız. Bu aslında iki tane çocuğum var. Bu bebek olan, bu da ablasının. Ya ablası sayılır, daha küçük yani, 5 yaşında. 5 yaşında olan küçük ablasının sütü, bu da 0 yaşında olan bebeğin. Peki son bir sorum olacak sana. Şurada bir süpürge makinesi görüyorum. Yani mutfakta süpürge makinesini pek açıkçası anlam veremedim ama. Ayrıca bu arada arkada da yeni mutfağım var. He? Peki yani onu bize bir de anlatırsan yani biraz mutlu olacağım. Ne yapıyorsun şu anda? Arkadaşlar bir dakika, benim bir fikrim var. Arkadaşlar bu süpürge dediniz ya, hani anneleriniz babalarınız küçük ara yerler var ya, şu bakın yatağımızın yerlere. O ara pislik var ya hani orada. Tozlar. Tozlar var. Küçük yerleri eğer burada süpüremiyorsanız. Çıkartın. Çıkartma, çıkartma. Çıkmasa anneciğim zor takılıyor. Hayır, zor takılmıyor ki. Bakın böyle zor yerleri böyle süpürebiliyorsunuz. Şimdi o zaman bu mutfakta o yerlere bir şeyler dökülürse, yani yerlerde mesela atıyorum şuralara kırıntı döküldü. Sen arkadaşlar, mutfakta yemek yapıyorsun. O zaman mı süpürüyorsun? Evet. Diğer tarafta da benim süpürgenler. Ha, arkadaşlar saçmalık bu. Aa, çıkmadı mı? Yapıştı, takamadın mı? Belki bu saçmalık yani. Burada ara olmadı. Delik olmadı. Olsun, sen yine onu saçmalık oraya getirmeye çalış anneciğim. Peki bak, bir dakika. Şunları gösterebilir miyim aşağıdakileri? Ben göstereceğim. Tamam, sen anlat. Arkadaşlar burada da böyle bir Rüya oyun kurmuş. Bugün tamamıyla kendisi belirledi. Arkadaşlar toz dediniz, şu toza bak. Toz olur tabii anneciğim. Camı açmışız. Oradan camdan toz gelmiş olabilir. Evet. Ya biraz sarmak istemiyorum. Burayı özel. Şey. Burası özel mi? Tamam, sen bilirsin. Senin özel olduğu için göstermek istemiyorsan göstermeyebilirsin. Çünkü adı... Ne? Adı... Söyle. Adını söylemeyeceğim. Tamam, sen bilirsin. Söylemek istemiyorsan söyleme. Çekmemi istemiyorsan da bunları çekmem yani. Sen ben bilirsin. Söyleyeyim. Söyle. Anlamadım ki. Gerçekten anlamıyorum. Gülmekten anlamıyorum zaten. Anlamıyorum zaten. Söyle. Söyle. Duymuyorum. Deniz kızı mı? Hayır, deniz kızı oyunu böyle mi olur? Anlamıyorum ama. Deniz kızı suda yaşar. Tamam anlamıyorum gerçekten. Dur, kamerayı kapatma. Gülüyorsun sürekli. Hadi söyle. Dur, kamerayı kapatma zaten. Kapalı çok değil, kısa açık, bir açık, video oldu. Açık. Anlamıyorum. Arkadaşlar siz anlıyor musunuz Allah aşkına? Dur bir dakika. Birazcık uzaklaştım çünkü bağırarak söyleyeceğim. Bağırma, çok bağırma. Anlamıyorum. Ya çıldıracağım. Anlamıyoruz Rüya. Anlıyor musunuz Allah aşkına? Dur bir dakika. Birazcık uzaklaştım çünkü bağırarak söyleyeceğim. Bağırma, çok bağırma. Anlamıyorum. Ya çıldıracağım. Anlamıyoruz Rüya. Ben... Ne yapalım? Dizi. Dizi. Evet. Ne dizisi? Söyleme. Acaba çekebilir miyim lütfen artık ben? Çek dizi çünkü. Dizi. Hangi dizi? Söylemem. Tamam, o zaman çekmeyelim. O zaman burayı son kez çünkü göstereyim de. Adını sadece komedi yapamıyorum. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Sadece burayla sonlandıralım. Söylüyorum o zaman, sessiz söyleyeyim. Çukurova mı? Çukurova'nın burada ne işi var Rüya? Çukurova dizisine aşığım. İyi, hadi gel şurayla sonlandıralım. Arkadaşlar Rüya'nın size göstermek istediği mutfak buydu işte arkadaşlar. Ama bence güzel, yaratıcı yani. Yaratıcı olmuş, değişik olmuş. Ben sana söyleyeyim. Arkada da hapishane var. Mutfak hapishanesi. Hadi o zaman bir bay bay. Kapağı şöyle yapabiliriz. Nasıl? No. O ne ya Rüya? Hadi bir bay bay yapalım o zaman. Öpücük ver.
Bay bay arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Rüyanın eseri bu arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Aman dikkat et, dikkat et. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.